Beyoğlu Belediyesi tarafından projelendirilen ve 50 gün sürecek olan Beyoğlu Hareketleniyor Festivalleri, Taksim Meydanı'nda düzenlenen Antika Festivali ile başladı. Antika tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği festivalin açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Volkan Bozkır, Haydar Ali Yıldız, Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu İlçe Kaymakamı Osman Ekşi, iş, sanat, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Burada gerek Antika Festivali'nde, gerek geleneksel el sanatlarına, gerek inovatif tasarımcılara verdiğimiz değerle ve peşinden saha festivaliyle ilgilendiğimiz alanla, bilim şenliğiyle, belki sinema festivaliyle, bunun yanında yaptığımız birçok etkinliklerle Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan, yani Beyoğlu'nun farklılıklarını, kültürünü, inovatif düşüncesini, yeniliklerini elbette kültür insanları üzerinden, sanat insanları üzerinden meydana çıkartmak, vitrine çıkartmak her zaman vazifemizdi. Bunu 10 yıldır yapıyoruz. Bu 50 gün süresince 6-7 etkinlik, 400'den fazla kurum, müessese buraya katılacak, bir o kadar kültür insanı, şair, edebiyatçı, yazar, köşe yazarı insanlar buraya gelip sohbete katılacaklar ve en az 1 milyon kişi burayı ziyaret edecek. İşte bu da bizim gururumuz. Bu gururumuza ortak olan, destek veren herkese müteşekkirim. Bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özellikle Türkiye'de, İstanbul'umuzda birlikte yaşama, hep birlikte vatanımızı, geleceğimizi savunma duygusu gelişti. Onu burada hissediyoruz, yaşıyoruz. Kültür insanları, sanat insanları bu bağlamda ülkemizin geleceğine katkı verebilmek, geçmişindeki ortak paydalar üzerinden gelecek Türkiye'yi inşa etmek gibi heyecanı barındırdıklarını görüyorum. İşte Beyoğlu budur. Bu duyguya destek veren, katılımcılık gösteren, gayret eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Festivalimiz hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Antika Festivali'nin açılış programında klasik otomobillerden oluşan kortejin İstiklal Caddesi'nden geçerek Taksim Meydanı'na ulaşması yerli yabancı herkesin beğenisini kazandı.